Biz sizler nasılsınız? Yılmaz Bey, teşekkürler. Güzel bir töreni, ödüle layık görülüyorsunuz. Ne güzel, böyle iltifatlarla ödüllendirilmek hoşumuza gidiyor. Kesinlikle. Siz de ama şimdi neler söyleyeceksiniz, bir çıkış yapalım. Yani benim için bu kadar kısa sürede fark edilmek çok güzel, çok değerli. Bunun değerinin bilinmesi çok hoşuma gitti, çok onore oldum. Çok teşekkür ediyorum fark eden herkese. Dizi de yılın en iyi dizileri ödülünü alacak. Evet. Aslında neler söyleyeceksiniz? Hani çok kısa sürede güzel sevildi, güzel fan kitlesi oldu. Ya başta biz çok sevdik, daha kimse görmeden. O yüzden bizim bu kadar sevmemizin, bizim şevkimizin bu kadar ortaya çıkıp herkesin sahiplenmesi çok hoşumuza gitti. Çok mutluyuz. Siz neler söyleyeceksiniz? Siz de yılın en iyi erkek oyuncu ödülünü alacaksınız. Öyleymiş. Teşekkür ederiz. Ben böyle zamanlarda görünen yüz olarak memnun oluyorum tabii ama bu işin mimarı ekip sayesinde olduğu için onlarla beraber anılmak ve anmak her zaman istiyorum. Bu bir ekip işi. O ekibin ortaya çıkarttığı kimya. Biz de ya biz de sette kayıtta telefon çaldığı zaman baklava hediye alınıyor. Haberiniz olsun. Şey bize tatlı olsun. Bütün ekibe bizim adımıza yerler artık. O yüzden bu kimya işi ve bu kimyayı beraber çıkartıyoruz. Biz de görünen yüzüyüz. Onları temsilen geldik. Ben de memnunum kendi adıma tabii. Evet, sonuçta bu bir iltifat. Bu iltifatı almak da herkesin hoşuna gider. Gerçekten biz de bir yemek yapıp Serra Hanım'a gidebiliriz. Sadece Serra Hanım'a değil, karavanda bütün ekip geliyor. Yani görüntü ekibi de geliyor, yönetmenim de geliyor sağ olsun. Alper de geliyor, Yasemin de geliyor, Cem abi de geliyor. Benim yemeği yapmaya bir aşkım var. Bu Fırat Şef karakteri yani Aşkın Tarifi dizisiyle buluşunca çok memnun oldum. Biz bu işten önce acaba bir yemekle ilgili bir şey mi yapsak diye düşünürken bu iş geldi. Yemek yapmayı pişirin sevince. Hazır yemektense kendi riski kotarıp yemeği tercih ediyoruz. O yüzden kim varsa orada hep beraber yiyoruz. Mesleğimdi zaten. Devam ederdim. Ama orada mecburen bir ara vermek istedim. Çünkü çok değişime uğramaya ve daha kimliğini bulamıyordu benim yıllarımda. Sonra şu an muazzam bir yere geldi. Türk mutfağı, Türk şefleri dünyada da tanınır oldu. Şu an iyice ilgimi çekmeye başladı. Evet, oyuncu olmasaydım şef olarak devam ederdim herhalde. Ya da şefliğe giderdim. Ben hiç şef olamadım çünkü. Ben su şefliğine kadar yükseldim ama bir şeflik nedir? Şimdi Fırat Şef'le tadıyorum işte. Bu anlamda hani ilerleyen günlerde bir dükkan, bir restoran açmanın anlamda... Bunu çok soruyorlar. ...tamamlamak gibi bir çizgi okuta kalan bir şeyler ya. Ama bunu çok soruyorlar. Yıllardır soruyorlar. Herhalde daha önceki sektörümü bildikleri için. Var ama oyunculuk da restoran sahipliği de tam zamanlı işler. Bu tam zamanlı işlerin vakitleri var. İki tam zamanlı işi aynı anda yapmak zorlar. Bir süre sonra yapmayı düşünüyoruz. Bir meyhane projemiz var. Umarım ilk onu hayata geçirebiliriz. Sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. Serra Hanım'la birlikte bakışmanız. Evet. Neslihan Hanım nasıl tepki verdi? Sonra genelde yorum olarak... Neslihan evde. Ankara'dan bir misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar. Eğer duymak istediğiniz buysa. Sosyal medyada gündem oldu diye. Hani, gündem mi oldu? Kepser oldu falan. Hadi canım ama bilmiyorum. Kepser oldu. Bir bakarsanız mutlaka görürsünüz. Bir ara yorum yapıldı. Kıskanmalı yani. Kıskanmalı mı diye anket oluşturdular hatta. Şöyle ki... Türkiye gündemine oturdunuz. Hadi ya. Hiç haberim mi yok? Seda hiçbir şey söylemiyorsun. Arkadaşlar her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. O yüzden herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorunları gidip onlara soracaksınız. Bana değil. Çok şükür bir sorunuz. Son olarak Twitter'da bir yazı paylaşmıştınız. Kerem'de gelen bir yazı. Evet. O da bir gönderme olarak. Estağfurullah ya. Ne alakası var? İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Dün çok sevdiğim bir arkadaşımla karşılaştım. O bir menkıbe hikaye aslında. Şimdi bir tane iki aziz, Türk azizi beraber bir dergahta oturuyorlarmış. Bunlar Bektaşi. Birisi Baba Erenler, birisi Derviş. Derviş demiş ki ya Baba Erenler ben çok sıkıldım dergah, kimse gelmiyor. O demiş ki aa Dervişim hiç sıkılma. Şimdi sokağa çıkarız, buluruz bir yöntemini. Çıkıyorlar sokağa. Sokağa çıktıktan sonra 2-3 tane çocuk görüyorlar. 2-3 tane çocuğun da elinde bir güvercin var. Biri kafasından tutuyor, biri gövdesinden tutuyor. Kopartıyorlar. Halk çok üzülüyor. Aman tanrım diyor, kuşa şey oldu. Çok üzüldük. Baba Erenler tutuyor, alıyor avcuna. Üflüyor, bırakıyor, kuş uçuyor. Halk diyor ki üf, keramet eyli. Haftasına dergah doluyor, taşıyor. 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, 6 ay geçiyor, 7 ay geçiyor. Sonra derviş diyor ki ya Baba Erenler diyor, ben çok yoruldum diyor. Aa diyor, öyle mi Erenler diyor, hiç merak etme. Baba Erenler namazı durduğunda bir gaz çıkartıyor. Gelen herkes gazla gidiyor. Yani kerametle gelen dostlar gazla gidiyor. Yani beni sevenler gelsin. Beni sevdiği için gelsin. Dün çok sevdiğim bir arkadaşımla karşılaştım. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Ona atfen yazdığım bir şeydi. Böyle şeylere sebep olduğunu bilmiyordum. Burada severim, eski partnerim. Siz aramızda bir husumet çıkartmaya çalıştınız ama beceremediniz. Siz değildiniz. O jenerasyon siz değildiniz. Siz çok naif insanlarsınız.
Ailesi de çok değerli, kendisi de çok değerli, yaptığı işler de çok değerli. Aman buraları çekmeyin. Benim çok samimi çocukluk arkadaşımla uzun yıllar sonra karşılaşınca dün anlattığım menkıbe bugün ona atıfta bulundum. Yani gerçekten görünen güzelliklere gelen gelmesin. İçimi gören gelsin. Bunu söylemek istediğim buydu. Noktayı bence bu cümleyi. Ben teşekkür ederim. Bir fotoğraf verin. Kanka bir gel geliriz. Tamam. Sen az sonra da tamam abi. Fotoğraf alacağım. Al. Ben de. Son bir de ben rica etsem. Tabii tabii. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.